Herkese merhabalar. Yeni bir seride daha sizlerle beraberim. Bu eğitimimizde YouTube'a başlarken ilk adımda neler yapmanız gerekiyor? Bunları bahsedeceğim. Yapılacak işlemleri konu aslında ayırdım sizlere ve bu maddeleri tek tek ayrıntılı bir biçimde değineceğim ama bu videoda öncelikle genel anlamda neleri konu alacağız bundan bahsedelim. İlk maddemiz çok basit. Kanalınızın konusu ne olacak? Eğitim videosu mu, bir oyun mu, bir yemek videosu mu yayınlayacaksınız ya da buna benzeyen işte farklı teknoloji videoları mı ya da sinema ile alakalı bir sektöre mi giriş yapacaksınız? Bununla alakalı konunuzu öncelikle net olarak belirlemeniz gerekiyor. Tabii ki ben kanalımda illa tek bir konu üzerine değinmek istemeyebilirsiniz. Birden fazla konuya da değinebilirsiniz. Örneğin yemek videosu çekerken başka illerde gezdiğiniz anlarda bir gezinti videosu da yayınlayabilirsiniz ya da seyahat videosu diyelim yayınlayabilirsiniz. İkisi birbirine bağlantılı olduğu için o kadar sırıtmayacaktır. Ya da bir oyun videosu çekiyorsunuz. Oyun videosu çekerken bir yandan işte fragmanı yayınlanacak olan yine böyle Marvel tarzı veya oyunla bağlantılı olan bir sinema yayını da tabii ki yine verebilirsiniz. Yani bağlantılı özellikleri kullanarak konunuzu belirleyebilirsiniz. Ama en önemlisi ana konunuz ne olacak? Bunu seçmeniz gerekiyor. Çünkü ana konunuz en önemli nokta. Genellikle YouTube kullanıcıları en istedikleri konuyu direkt o kanalda buldukları zaman takip ederler. Sen o kanalda işte gidersin, oyun oynarsın, bir tarafta da seyahat videosu çekersen ikisi birbirine çakışacağı için ikisinden birini tercih eden insanlar genellikle kanalından çıkış yaparlar. Ya da hangisine daha çok önem verirsen o önem verdiğine daha çok ilgi duyanlar orada kalır ve bu da birazcık kanalda dalgalanmalara neden olur. Bunu istemeyeceğiz. Özgün olmak her zaman en ideali. Her zaman konumuzu net olarak belirlememiz gerekiyor bu sebepten ötürü. Gelelim ikinci maddemize. Kendinize özgü bir logo veya ikon belirlememiz gerekecek. Bunu da sizlere zaten bu seride sırayla tek tek ayrıntılarına girdiğim zaman programlarla ne kadar basit bir şekilde yapabileceğinizi, hatta internet üzerinde daha farklı projelerle beraber de bunları kendinize özgün bir şekilde oluşturabilmeyi anlatacağım diyebilirim. O yüzden çalıntı kesinlikle kullanmayın logo ve ikonlarınızı. Gelelim üçüncü maddemize. Bu da güzel bir madde. Kanalınızdaki genel ayrıntılar, işte arka plan resminiz, sağ alt tarafta bağlantılar genellikle çıkar. Sosyal medyanıza yönlendirebiliyorsunuz çünkü insanları. Sadece YouTube'da sizi takip etmek zorunda değiller. Twitter'dan, Instagram'dan veya Facebook üzerinden herhangi bir paylaşım yaparak da onların ilgisini çekebilirsiniz. Tabii buna bağlı olarak da gündemde çok fazla olan story olayları, story'lere attığınız zaman birazcık insanların ilgisini toparlıyorsunuz ve bu yönde de ilerleyince de bütün sosyal mecralar da birbirlerine bağlantı kurarak insanları toplamış oluyorsunuz. Diğer bir maddemize baktığımda kanalınızı özel olarak intro yapımı. Kanalda intro yapımı çok önemli. İşte bir giriş videosu da diyebilirim introya ya da en son çıkışta video sonu da yapabilirsiniz. Genellikle benim tavsiyem video sonlarının komik sahneler. Eğer hani yemek videosu çekiyorsanız ya da bir gezi videosu çekiyorsanız ya da bir eğitim videosu çekiyorsanız bunların sonlarında videoyu çekerken yaşadığınız komik görüntüleri videonun sonuna koyarsanız gerçekten çok ilgi uyandırıyor. Hani bir intro ya da basit bir logo tasarımının böyle hareketlendirilmiş halini koymaktansa bu tarz bir şey özgün görüntü koymanız daha çok ilgi uyandıracaktır. Hatta videonun sonlarında bile insanlar seve seve izleyecektir diyebilirim. Diğer bir maddemize hemen bakalım. Fikirlerinizi not almanız gerekiyor. Neden? Çünkü fikirler gerçekten uçucu ya da kafanızda kalsa da bir süre sonra kafanızdan gidebiliyor. O yüzden YouTube'un en büyük önemi şudur: planlama. Ne paylaşacaksınız? Haftada kaç içerik üretmeye çalışacaksınız? Bu içerikler nelere göre değişecek? Hangi saatlerde, hangi günlerde bunları paylaşacağınızı kısacasına not almanız gerekiyor. Konu başlıklarını belirlemeniz yeterli. Kendinize tamamen bir disiplin belirlemeniz gerekiyor. İlk başta herkes zaten böyle çok yükseklerde bir izlenme beklemesin. 10 kişi izleyebilir, 5 kişi izleyebilir, belki de 1 kişi bile izleyebilir. O da siz olursunuz genellikle. Ama videolarda süreklilik devam ettikten sonra bir bakacaksınız ki ilerleyen süreçlerde böyle çok aniden patlamak için reklam girmeniz gerekiyor. Bunları da anlatacağım videonun sonlarında. Eğitim serimizde daha doğrusu ama yavaş yavaş eğer bütçeniz yoksa bunu yavaş yavaş yapmak istiyorsanız da süreklilik gerçekten YouTube'da önem kazandıracaktır. Onu da dediğim gibi ayrıntılarına girdiğim zaman her bu maddenin ayrıntılarında bahsedeceğim. Diğer bir maddemiz özgün içerik üretimi. Kesinlikle dışarıdan herhangi bir içerik almayın, çalmayın veya kopyalamayın. Atıyorum başka bir kişinin görüntüsünü alıp kendi görüntünüz gibi yayınlamak gerçekten çok saçma ve bu ilerleyen günlerde sıkıntı yaratacaktır. Hem YouTube'un böyle bir yasası bulunmakta hem de karşı taraftan otomatikman telif geldikten sonra herhangi bir şey kazanamıyorsunuz veya çok fazla telif olduktan sonra da kanalınız tamamen ortadan kalkabiliyor ve bu çok da hoş bir görüntü olmuyor. Telifi genellikle neden yersiniz? isterseniz genellikle çoğu zaman aynı görüntüyü kullanmaktan ya da aynı müzik türünü, mesela lisanslı müzikler vardır. Gidersiniz siz şimdi Lady Gaga'nın ya da Serdar Ortaç'ın bir tane parçasını altına koyayım derseniz bunlar kullanılamaz. No copyright dediğimiz müzikler vardır. Kopyalanabilir. Yani herkes tarafından özgüncene kullanılabilir müzikler vardır. Bunu altına koyduğunuz zaman hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Bunların da tabii ki ayrıntısına daha sonradan gireceğiz. Diğer bir özelliğimiz çekimlerde kendinizi gösterecek misiniz yoksa sadece sesiniz mi çıkacak? Eğitim videolarında özellikle kendi sesini kullanmayıp da dışarıdan işte Google'ın Translate bölümündeki sesi kullananlar bence çok kötü duruyor. Tabii ki böyle bir sistem oldukça kötü. Kendinize basit bir mikrofon alarak da işe başlayabilirsiniz. Sesinizi oldukça özgün bir şekilde karşı tarafa duyurabilirsiniz. Sadece bunda değil, yemek videosu olsun, işte gezi videosu olsun vesaire, yani tüm anlamda kendinizi gösterin ya da göstermeyin. En önemlisi ses. Kesinlikle sesiniz çok çok iyi olması gerekiyor. Not defterini açıp da not yazmakla bu işler olmayacak, açık söyleyeyim. O tipte bir eğer düşünceniz varsa tamamen kaldırın ortadan. Eğer sesiniz çok cılız çıkıyorsa veya kötü çıkıyorsa bununla ilgili zaten düzenlemeler de yapabiliyorsunuz. Sesiniz mesela çocuksu bir sesse bunu daha yüksek, daha böyle yetişkin sesini çevirebiliyorsunuz. Bunların da ayrıntısına değindiğim zaman hoşunuza gidecek diyebilirim. Diğer bir maddemiz nasıl video çekilir? Bu çok kapsamlı bir nokta. Ben bunu oynatma listeleri olarak farklı farklı listelerde toparlayacağım. Çünkü her bir bölümün ayrı ayrı bir özelliği var. Teknoloji bir ürün tanıtımını istiyorsanız onun apayrı bir çekim özelliği var. Yemek videoları istiyorsanız bunun apayrı bir noktası var. Oyun videoları istiyorsanız bunun da apayrı bir noktası var. Yani her video çekimi apayrı bir olay. Bunlar hakkında dediğim gibi detaylı detaylı ayrı ayrı bir bölüm hazırladım. O bölümleri tek tek yayınlayacağım zaten eğitim serimizin yavaş yavaş ilerlediği dönem günlerde. Diğer bir maddemize baktığımız zaman hangi ekipmanları almanız gerekiyor? Yani video çekerken hangi ekipmanları kullanmalısınız? Yine bu da dediğim gibi büyük ihtimalle bunu nasıl video çekilirle beraber birleştiririm. Çünkü her sektörde birçok alete gerek yok. Ama en önemli gereken nokta telefonunuz. Yani hiç kimsenin evinde tabii ki bir DSLR ya da büyük bir kamera beklemiyoruz. Herkesin şu anda elinde rahatlıkla kullanabildiği telefonları var. Tabii ki telefonunuzun da birazcık kameraları iyi olması gerekiyor. Buna bağlı olarak ışık kullanmanız gerekiyor ya da dışarıda gün ışığından yararlanmanız gerekiyor. Ama seyahat videosu çekecekseniz tabii ki sadece bir telefon yeterli olacaktır. Boşu boşuna ışık veya herhangi bir alt plan ya da arka plan süslemeleri almanıza gerek kalmayacaktır. Onun dışında diğer dediğim gibi bu konuda birazcık daha çekeceğiniz şeylere göre değişiyor ve bunları ayrı ayrı toparlayacağım. Gel gelelim en son maddemize. Belki bunların yanı sıra daha farklı maddeler de eklenebilir ama benim şu anda öngördüğüm maddeler bunlar. Son maddemizde reklam. Kanalınızın ilerlemesi için birazcık reklam yapmanız gerekiyor. Bu nasıl reklamlar? Google AdWords üzerinden dediğimiz reklamlar var. YouTube'da işte gördüğünüz çok fazla reklam çıkıyor karşınıza, böyle hızlı geçilebilir reklamlar veya sağ üstte hemen görünebilir reklamlar ya da video içerisinde oynatılabilir reklamlar gibi birçok seçenek bizlere sunuyor. Bunun dışında sosyal medya mecralarında Instagram üzerinden de reklam vererek de YouTube sayfanıza yönlendirebilirsiniz. Ama en ideali AdWords olacaktır. Çünkü AdWords'ta asıl amacınız YouTube'da video izleyenleri YouTube'da yine karşısına çıkmanız daha büyük etki uyandırıyor. Tıklar tıklamaz hemen kanalınıza girip size abone olma seçeneği sunuyorsunuz karşı tarafa. Bu maddeleri tek tek ilerledikten sonra eğer bu eğitim serisini dört dörtlük tamamlarsanız, yani tamamını izleyin. Gerçekten hiçbir zararınız olmayacaktır zaten. Videoları da olabildiğince kısa tutacağım. Konu başlıkları da çoğunuzun zaten internette arayıp da bulamadığı şeyler diyebilirim ya da çok eski olaylar olabiliyor ya da yarım yamalak anlatmalar olabiliyor. Bunları gördüğüm için zaten bu eğitim serisine çıkacağım. Çünkü ben yaklaşık 5-6 yıldır bu işle uğraşıyorum ve fark ettim ki bunların düzenli bir şekilde oluşturulmuş bir listesi yok. Yani hepsi ayrık ayrık çok saçma noktalarda. Benim şu anda kendi bireysel kanalım, oyun kanalım normalde var ama ben bunu ekstra bir eğitim kanalı olarak açtım ve ikinci bir kanal olarak da bunu yönetmeyi düşünüyorum. Onun dışında tabii ki oyun kanalıma da kaldığım yerden devam ediyorum. Siz de bu şekilde birden fazla kanalda kullanabilirsiniz. Ama ben bir noktaya geldikten sonra artık her şeyi gördüğüm için artık ikinci planda benim arkamdan hani nasıl gelebilirsiniz, daha nasıl basit işleme alabilirsiniz ya da zaman kaybı yaratmamanız gereken kişilerle uğraşmaktansa direkt bu noktada seriyle beraber siz kendi aradığınız asıl şeyi burada bulacağınıza kesinlikle ve kesinlikle söz veriyorum. Ardından zaten yorumlarınızdan da bunları göreceğim ve hoşuma da gidecek. Hem de siz de kendi yaptığınız işleri de gördükçe sizin de gitgide başlangıç noktasından bu eğitim serisinin sonlarına doğru ilerlediğimizdeki en başlarında sona kadar geldiğimiz noktayı fark ettiğinizde sizin de hoşunuza gitmeye başlayacak. Umarım bu eğitim videosu hepimiz için en güzel şekilde ilerler. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Artık sırayla haftalık olarak ya da günlük olarak paylaşmaya başlayacağım bu dediğim maddeleri. Oynatma listelerinden bunları da takip edebilirsiniz. Kanala da tabii ki abone olmayı unutmayın diyorum ve başka videolarla yine karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere.